Şimdiki deneyimizde sürtünme kuvvetinin cismin ağırlığı ve sürtünen yüzeylerin büyüklüğüyle olan ilişkisini inceleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler 4 adet ağırlık, 2 adet 500 grama duyarlı dinamometre, 1 adet cam levha, 2 adet tahta takoz. Tahta takozları cam levhanın üzerine yan yana yerleştirelim. Ve tahta takozlardan bir tanesine 4 tane ağırlığı koyalım. Evet, bu durumda takozlardan birinin ağırlığı diğerinden 200 gram daha fazla oldu. Şimdi dinamometreleri yatay konumdayken ayarlayalım sıfır noktasına. Çünkü dinamometreler yatay konumda hareket ettirilecekler şu anda. Tam sıfır çizgisine geldiklerinde bu vidayı sıkıştırıyoruz. Böylece yatayda dinamometreleri sıfır konumuna ayarlamış oluyoruz. Ve iki dinamometreyi de tahta takozların ucundaki vidalara takalım. Şöyle cam levhayı biraz ileri sürelim. Evet, artık hazırız. Evet, birinci dinamometrenin sıfır ayarını yeniden bir kontrol edelim, yapalım. Evet, iyice sıkıştırırsak. Tamam. Şu anda artık hazırız. Evet, dinamometreleri takozların uçlarına taktık ve dinamometreleri kuvvet uygulayacağım ve takozları hareket ettirmeye çalışacağım. Şimdi burada öncelikle düşünmemiz gereken bir şey var. Takozları hareket ettirdiğim anda, kuvvet uyguladığım anda takozların hareket etmediğini, hemen o ilk anda hareket etmediğini görüyoruz. Dinamometreler belli bir oranda açılıyor, ondan sonra takozlar hareket etmeye başlıyor. Evet, deneye başlayalım, bakalım bu dediklerimizi görelim. Şimdi dinamometrelere kuvvet uyguluyorum. Ve bakın, üzerinde ağırlık olmayan takoz hemen 100 gram kuvvette hareket etmeye başladı. Oysa üzerinde ağırlık olan takoza 200 gram kuvvet uyguladığımda ancak hareket edebiliyor. Peki, yeniden yapalım bu deneyi. Evet, üzerinde ağırlık olan takozla ağırlık olmayan takozun hareket ettikleri andaki dinamometrelerin değerlerini kontrol ediyoruz. Evet, üzerinde ağırlık olmayan takoz, evet, 100 gram kuvvette hareket etmeye başlarken, üzerinde ağırlık olan takozsa 200 gram kuvvete geldiğinde dinamometrenin değeri hareket etmeye başlıyor. Evet, peki bu ilk hareketi yapmak için gereken kuvvet neye eşit? Cisimleri hareket ettirebilmem için şu anda benim hareketime karşı koyan tek bir kuvvet var. O da sürtünme kuvveti. Ben onları hareket ettirmem için öncelikle sürtünme kuvvetini yenmem gerekir. Evet, ve o ilk değerler, yani ağırlıksız olan takozdaki 100 gram kuvvet, ağırlıksız takozla yüzey arasındaki sürtünme kuvvetine eşittir. Ağırlıklı takozu hareket ettirirken ki dinamometrenin gösterdiği değer, yani 200 gram kuvvet, ağırlıklı takozla yüzey arasındaki sürtünme kuvvetine eşittir. O halde buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Yüzeyler arasındaki sürtünme kuvveti cismin ağırlığına bağlıdır. Ağırlığı çok olan cisimde sürtünme kuvveti fazla, ağırlığı az olan cisimde sürtünme kuvveti az. Şimdi bunu tahtada görelim bir kez de. Sürtünme kuvveti cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısıyla tepki kuvvetine bağlıdır. Katsayısıyla tepki kuvvetinin çarpımına eşittir. Sürtünme katsayısı K ile gösterilir. Tepki kuvveti burada cismin ağırlığına eşittir. Yani M çarpı G. M cismin kütlesi, G de yer çekimi ivmesini göstermektedir. Evet, burada o halde cismin ağırlığı arttıkça sürtünme kuvveti de artacaktır. Evet, birinci bölümde çıkarttığımız sonuç şu olabilir. Sürtünme kuvveti cismin ağırlığıyla doğru orantılıdır. Şimdi ağırlığı olan tahta takozun üzerindeki ağırlıkları kaldırıyorum. Ve şu anda tahta takozlar eşit ağırlıkta. Birini, tahta takozlardan birini
dikey olarak koyacağım, diğeri yatay olacak. Yani tahta tikozlardan birinin sürtünme yüzeyi büyük, diğerinin sürtünme yüzeyi küçük olacak. Bakalım dinamometrelerin gösterdiği değerlerde bir farklılık olacak mı? Yani sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin büyüklüğüyle değişir mi? Bakalım ne olacak? Evet, dinamometreleri kuvvet uyguluyorum ve görelim. Evet, gördük ki dinamometrelerin gösterdiği kuvvetler birbirine eşit. Bir kere daha yapalım. Evet, her iki kuvvet de birbirlerine eşit. Son bir kez deneyelim. Evet, dinamometrelerin gösterdiği değerler birbirlerine eşit. O halde deneyin bu bölümünde şu sonucu çıkartmak mümkün. Sürtünen yüzeylerin büyüklüğü ile sürtünme kuvveti arasında bir ilişki söz konusu değil. Evet, bu deneyin sonucunda iki farklı sonuçla karşılaştık. Bunlardan birincisi, cismin ağırlığı arttıkça sürtünme kuvveti artıyor, azaldıkça sürtünme kuvveti azalıyor. Yani sürtünme kuvveti cismin ağırlığıyla doğru orantılıdır. İkinci sonuçsa, sürtünen yüzeylerin büyüklüğü ile sürtünme kuvveti arasında bir ilişki olmadığı sonucudur.